gece yarını görebileceğini bilebilir miydi? Ya da sayısız dünün beklediği hangi yarın olduğunu? Umut taşıyabilir miydi peki? Bir adım ötesine. Biriktirdiği günlerin hesabını bilmeden yaşamak da vardı. Geride bıraktığı asırların yükünü taşımakta. Yarını göremezsin. O yüzden bir anlamı vardır eldekilerin. Yarını göremezsin. Ancak umut taşırsın. Anadolu'nun yaşayan hazinelerini dolaşan, o hazinelerin ataları olan yaşlı ağaçları ve ormanları anlatan Murat ve Ercan'ın rotası bu kez, birçoğumuzun gitmese de tanıdığı Yedigöller'e doğru. O kadar sevilir ki bu orman ve bu göller, onca yolu göze alır binlercesi. Bu bir sevgidir, aşktır. Bugün konumuz tam olarak da bu. Yedigöller, bugüne kadar gezdiğimiz ve gezmeye devam edeceğimiz alanlar arasında çok farklı bir yere sahip. Daha öncekiler ziyarete bu kadar açık olan alanlar değildi. Daha çok rekreasyona yönelik alanlar değildi. Belki birçoğumuzun hiçbir zaman göremeyeceği, özellikleri farklı farklı olan ama çok ciddi koruma altında olan alanlardı. Buralarla tanıştırmak, aslında bu büyüyü ekrana taşıyabilmek istedik. Ama bu alanların en eskiden beri kullanılanı, en yoğun kullanılanından bahsediyoruz Yedigöller Milli Parkı'ndan. Sevgilerin mücadelesi verilir bu ormanda. Kimileri sevdiğini görmek, kimisi de sevdiğini korumak için buradadır. Yedigöller Milli Parkı 1965 yılında Milli Park olarak ilan edilmiştir. 1623 hektarlık bir alana sahiptir. Yedigöller'de 7 adet göl bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla baktığımızda Sazlı Göl, İnce Göl, Nazlı Göl, Kuru Göl, Büyük Göl, Derin Göl ve Serin Göl'dür. Bu göller genellikle isimlerini fiziki yapılarından almışlardır. Alanımız ormanlık bir alana sahiptir. Engebeli bir yapıya sahiptir. Alan içerisinde kayın, gürgen, yabani fındık, ıhlamur, meşe, karaçam, sarıçam gibi ağaç türlerimiz mevcuttur. Göllerimizde alabalık, abantalası, gökkuşağı, kadife ve sazan balıklarımız bulunmaktadır. Büyük göl ve derin gölde avlanma sezonları içerisinde olta balıkçılığına izin veriyoruz. Diğer göllerimizde kesinlikle yasaktır. Alanımızdaki yasaklardan bahsedecek olursak, alanımızda ateşli piknik ve mangal yasaklanmıştır. Yedigöller'in uzun devreli gelişme planı onaylandıktan sonra ateşli piknik ve mangala izin vermiyoruz. Çünkü vatandaşlarımız alana geldiklerinde mangal yaktıktan sonra göl yüzeyinde ve havada aşırı duman ve yağlanma oranı olduğundan dolayı böyle bir karar alındı. Ekosistemi etkilemeye başlamıştı. Bu karar neticesinde vatandaşlarımız yine mağdur olmaması için Yedigöller'in Mengen kısmında bir piknik alanı oluşturduk. Bolu tarafına giderken Ayı Kayası Tabiat Parkı dediğimiz alanda yine bir piknik alanı oluşturarak vatandaşlarımızın mangal ihtiyaçlarını gidermesi için yeni yerler oluşturduk. Alanımızda Bolu Yedigöller yolunun asfalt yapılmasından sonra ziyaretçi yoğunluğu artmış gözükmektedir. Baktığımız incelemelerde artış oranı neredeyse 4 katına artmış durumda. Özellikle asfaltın Bolu tarafından yapılması ile ziyaretçi sayımız artmış bulunmaktadır. Fotoğrafların görsel medyada yayınlanmasıyla bayağı bir ilgi çekmektedir. Vatandaşlarımız sonbahar aylarında cumartesi, pazar günleri özellikle hafta içleri daha sakin oluyor. Cumartesi, pazar günleri oldukça bir yoğun ziyaretçi akını
yaşatıyor bize. Burada vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz şeyler şu, alanda uyguladığımız kurallar tamamıyla alanı koruma amaçlı kurallardır. Tamamıyla onları kısıtlayıcı şeyler değil. Çünkü bu Yedi Göller dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Burayı koruyup gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Vatandaşlarımız bizim kurallarımıza uyarlarsa bizim de onlara uyarmamıza gerek kalmayacak. Gelecek nesillere aktarmış olacağız. İnsan için şifa olan büyülü doğa, bu şifayı dağıtırken kendini tüketmekte midir? Ya da yaşamanın ve yaşatmanın bir yolu var mıdır? Doğa insan ilişkisinde iyi ve kötünün ne olduğunu sorguladığımızda özellikle yine bir bioetikten söz edebiliyoruz. Bu arada aslında şu anda bu konuşmayı yaparken bile kent ortamındayız ve işte şu anda Ankara, Türkiye'nin başkenti olan, uluslararası ve ulusal birçok şeyde bilimin, politikanın, felsefenin merkezi olan kentlerimizden birindeyiz. Karşımızda gene kısmen yeşil olabilecek, küçük de olsa bir orman görüyorum. Fakat genellikle beton bloklar arasında yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Oysa insanın doğasında vis medicatrix naturale dediğimiz insanın kendi kendini yenileyebilme gücü, doğanın iyileştirici gücü, vis medicatrix naturale, doğanın iyileştirici gücünün insan içerisindeki varoluşunu ifade eden Latince bir kavramdır. Doğanın iyileştirici gücünü biraz yok ediyoruz sanki. Kent yaşamı içerisinde yeşilden, doğadan uzaklaştıkça vis medicatrix naturale, yani kendi kendimizi iyileştirme gücümüz, içgüdülerimiz, bunu korumaya yönelik insanın doğasında var olan yapılar törpülenmeye başlıyor. Ve böylece özellikle sağlıksız bir yaşama doğru itilmiş oluyoruz. İnsan doğayla bütünleştiği oranda daha sağlıklı, daha iyi, tırnak içinde iyi, daha etik bir yaşamı da sürdürmesi mümkün olabiliyor belki. Ama her birimiz doğaya gidip doğanın içinde ormanlarla, denizle iç içe bir yaşam sürdürebilir miyiz? Bu mümkün değil. Onun için ne yapmalıyız? İnsan sağlığı, insan refahı açısından ne yapmalıyız? Yeşile hiç yer bırakmadığımız, beton bloklar arasında insanı boğan ve sadece iş odaklı bir yaşam değil, kuşkusuz modern teknolojinin de yansıdığı kolaylaştırılmış yaşamlar ama çalışma alanlarımız, yaşadığımız ortamlar mümkün olduğunca doğayla birleşik bir biçimde üretkenliğimizi sürdürebildiğimiz oranda değer kazanıyor ve daha iyi bir yaşanır bir kent haline geliyor. Onun için kentlerde çalışıp üretmek zorunda kaldığımızda bile gene doğadan mümkün olduğunca kopmadan en azından bir parça doğa ve yanında hemen çalışma ortamları, iş ortamları, bunların dengesini koruyarak sürdürebildiğimiz oranda sağlıklı bir kentleşmeden belki söz edebilmek mümkün. Ve böylece amacımız ne? Sağlıklı insana ulaşmak için doğru yolları korumak belki. Sanki Nesrin Hoca bizlere, yaşadığımız kentlerde oluşturduğumuz mekanların doğayla konuşabilmek ve anlaşabilmek için bir dil kursu olduğunu söylüyordu. Burası belki de bu ülkede gördüğümüz en göz önünde olan, en renkli, birçok öğeyi birlikte barındıran bir yer. Çok zor ulaşılabilir olmasına rağmen çokça ziyaret edilen, en çok talep gören yerlerden biri. Biraz işin felsefesi gözüyle baktığımız zaman bu sevgimiz sanki biraz da şiddet içeriyor gibi görüyoruz. Ama bu şiddet nasıl bir şiddet? Tabii ki burada kimse gelip de hani bir ağacı kesmiyor ya da buraya ne bileyim başka bir zarar verecek bir şeyle gelmiyor buraya ama bizler farkında olmadan ağaçların yanında, göllerin yanında gezerken bu yoğunluktan dolayı bir baskı oluşturuyoruz. Tabii ki burada doğanın kendisi, burada çalışan ekipler, işte bakanlık birimleri, burada çalışan mühendisler, arkadaşlar hepsi burayı neden koruduğumuzu, ne yapmak istediğimizi, bir milli parkta var olmanın veya oraya ziyareti gelmenin bir başka yerde olmaktan farkının ne olduğunu hem görevlerini yaparak hem de fırsat buldukça anlatarak sürdürmeye çalışıyorlar. Biz de aslında belki bunu biraz daha açmak, biraz daha işin felsefesine inerek söylediğimizde biz fazlaca sarıp sarmaladığımızda
fazlaca üzerine düştüğümüzde ve buraya çok yoğun biçimde geldiğimizde aslında burası bir fenomen oldu. Bu fenomen zarar görmeye başlıyor aslında. O yüzden gelmeyelim demiyoruz. Gelinmesini istiyoruz tabii. Ama gelindiğinde de bazı beklentileri oluyor burada doğanın. Ve bu doğanın beklentilerini takip eden kurumların, buradaki çalışan, çok özveriyle çalışan arkadaşların. Bunun peki senin mesleğin veya senin uzmanlık alanınla anlatılacak şeyi nedir, yönü nedir? Hemen söyleyeyim. Evet, çok kullanım var, çok baskı var. Bu baskı bu ağaçların biyolojisini de etkiliyor. O kadar yoğun baskı, o kadar yoğun kullanımın sonucunda ağaçların ömrünü sürekli kısaltıyoruz. Sürekli kısaltıyoruz. Yapacağımız şey, ağaçlar üzerine yazdıkları yazılar bile bu ağacın ömründen çalmamıza neden oluyor. Bölgedeki orman yaşlanmış bir orman ve yaşlanmaya da devam ediyor. Biz burayı kullanırken bu yaşlanmayı biraz daha yavaşlatmak yoluna gitmeliyiz. Yani buraya gelen insanların, ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken noktalardan biri bu. Patikalarda yürürken görüyorsunuz, kökler ortalara çıkmış. Ha, bırakın o köklere basmayın, biraz daha kökten uzaktan yürüyün. Birazcık daha ağacı uzaktan seyredin. İlla dokunup, illa ağacın üzerine bir iz bırakmak zorunda değiliz. Onu yaralamak, üzerine bir tane harf yazmak bile oradaki bir sürü hücrenin ölmesine neden oluyor. Bu hücrenin ölmesi bu ağacın büyümesini engelliyor. Onu dokunduğun noktadaki birkaç tane yaprağın ölmesine sebep oluyorsun sen. Buraya küçük bir harf yazarak bu yaprakların ölmesine sebep oluyorsun. Bu da bu ormanın daha hızlı ölmesine neden oluyor. O kadar güzel bir alanı burada çalışanların daha iyi koruyup kollayabilmesi için ziyaretçilerin, buraya gelen tüm insanların bu hassasiyeti göstermek zorunda olduğunu bilmeleri gerek. Oraya yazdığımız sevgi sözcükleri veya kalp içerisine aldığımız kelimeler bir anlamda bu sevdiğimiz, görmeye çalıştığımız doğanın ölüm fermanı oluyor. Ve bunu engellemek için de her ağacın başına birini dikseniz yetmez. Aslında öyle bir şey olmalı ki hani buraya gelen insanlar tabii ki yani genelleme yapıp herkesi bu şeye sokmuyoruz ama o çokluğun içerisinde az bir oran bile aslında burası için bir taşım olabiliyor. Yedigöller Milli Parkı şefi Samet ve kadim dostların gezisi ormandaki yaşamda bir zaman tünelinde geçiyor sanki. Yaşlanan, yıpranan ve ömrünü tamamlayan ağaçların bir domino taşı gibi ardı ardına devrilmeleri, yerine yeni fidanların gelişi, bu ormanın binlerce yıllık döngüsünü resmeden bir sergi gibi. İnsanın kendi kendini içgüdüleriyle koruması ve iyileştirme yeteneği doğal yapısında var. Bu doğadan uzaklaştıkça biraz dumura uğruyor aslında. Yani içgüdülerimizle uzun süre doğada kaldığımızda başarabileceğimiz sağlıklı davranış biçimlerini betonların arasında yaşarken yavaş yavaş kaybetmiş oluyoruz. Bir tür içgüdülerimiz, vis medicatus naturalemiz, doğanın içimizdeki iyileştirici gücü, bu tıbbi bir terimdir. Bunlar biraz baskılanmış oluyor, dumura uğruyor. Neden? Çünkü bir sürü etken var. Bakın şu an bu bulunduğumuz ortamda bile bir sürü sessiz bir köşedeyiz. İşte kısmen daha yeşil bir alan ama bir sürü ses var fonda. Biz farkında olmasak ve birbirimize odaklanmış olsak bile fonda bir sürü ses gürültü olarak bize yansıyor. Bunların bazılarını algılıyoruz, bazılarını algılamıyoruz. Algıladığımız sesler bile oldukça fazla. Bir de algılamadığımız korkunç bir gürültü kirliliği var. Bunlar tabii bizi zaman içerisinde yoruyor ve bazı konularda da sese duyarsızlaştırıyor. Bazı tepki vereceğimiz şeylere duyarsızlaşmayı öğreniyoruz. Çünkü sürekli uyaran altındayız. Oysa doğada bir süreye kaldığınızda ki siz bu çekim süresince birçok kez doğada kaldınız. Bir hafta doğada, ormanın içinde ya da dağcılıkla uğraşıyorsanız, dağda kaldığınızda bu içgüdülerinizin her birinin yerine geldiğini görürsünüz ve bütün seslere duyarlılık kazanırız. Çünkü net bir sessizlik yaşadığımız şey doğanın içinde özellikle net bir sessizlik. Böylece düşüncelerin, içgüdülerin daha keskinleştiği bir ortam. Yani insan doğanın bir parçası olarak kendi bedensel ve düşünsel varlık olarak kendi kendini daha iyi ifade edebiliyor, anlayabiliyor ve çözümleyebiliyor. Bir sorun olduğunda da onun çaresini yaratabiliyor.
Bu döngüyü anlamak belki de gerçek şifayı daha açık anlatıyor bize. Onu anlamak bile kendiliğinden insanın ruhunu iyileştiriyor. Doğayla anlaşmanın dilini çözen insanlar da eşsiz bir düşünce ormanını oluştururlar. Daha kolaylaşır konuşmak, bu ikisi var olunca. Yoksa bir monoloğa dönüşür hikaye ve birinden biri yok olur. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de doğa korumayla ilgili, Anadolu'nun farklı coğrafyalarında, lokatillerinde doğa korumayla ilgili işler yapıyoruz. Bu işleri yaparken de sadece ben değil, benim gibi diğer biyolog arkadaşlarım ya da doğa korumacı arkadaşlarım meseleye hep teknik boyutlardan, temel bilimin sunduğu çözüm önerileriyle yaklaşmakta. Yani bunu yaptığımızda da maalesef teknik bir çözüm sunmaya çalıştığımızda hep gerisin geri yerimizi sayıyoruz. Neden? Çünkü beşeri faktörleri işin içine katmıyoruz. Ben bu gerçeği görerek yaptığım çalışmalar, 10 yıldır bir efor sarf ediyorum ama hep yerinde sayan çalışmalar, bu gerçeği fark ederek işin içine beşeri disiplinleri, beşeri bilimleri katmayınca tüm bu doğa koruma çalışmalarının maalesef çöpe gittiğini, boşa gittiğini fark ettim. Bu sebepten dolayı da sosyal bilimleri temel bilimlerin içerisine yedirmeye, onunla beraber ikisini multidisipliner şekilde bir potaya sokmaya gayret ettim. Çevre etiğine bakacak olursak da aslında diğer disiplinler gibi, çevre tarihi, çevre sosyolojisi gibi disiplinlerle beraber, çevre felsefesi disiplinlerle beraber çevre etiği aslında bu işin tam özü oluyor. Tüm sentezin, tüm mutfağın ana hamuru diyebilirim size. Çünkü bu olmadan tüm yaptığınız işler boşa gidiyor. Çevre etiğinde de kurduğunuz algılarla, yönettiğiniz algı yönetimleriyle, algı analizleri yaparak aslında bütün bu süreci kökten değiştirebiliyorsunuz. Bu açıdan da baktığımızda bütün disiplinlerin, bütün bilim dallarının bir nevi harmanlanmış şeklidir diyebiliriz aslında çevre etiği için. Bilgiler kuşaktan kuşağa aktarıldıkça, Yedi Göller Milli Parkı ile konuşmanın dili de gelişiyor. Daha yaşanası hal alıyor. Bu dilin temelini oluşturan etikse, bu ormanı seven ve oraya adım atan herkesin ortak kelimesi. Kısacası, içinde saygı içeren bir sevgi. Daha geniş çerçevede bu sokaklarımıza belki de diktiğimiz tek tek ağaçlardansa, kentlerimizin kimliğini, belleğini oluşturan daha büyük ölçekteki yeşilliklere odaklandığımızda aslında sadece ekolojik olarak hayatımız olan etkilerini fark etmiyoruz. Aynı zamanda insanların fiziksel ve düşünsel olarak rahatlıkları, sağlıkları, kültürel ve sosyal anlamdaki ilişkilerini de daha çok pekiştiriyoruz. Bu bağlamda düşündüğümüzde aslında geleceğin birkaç ay sonraki mimarı olarak hayatımıza, insanların hayatına büyük ölçekte yeşillikleri ekleyerek, yani onların daha çok içselleştirebilecekleri, daha çok deneyimler katarak belki de hayatların bir parçası olmaktansa hayatların bir parçası haline getirebilecekleri yeşillikler tasarlamak gerek. Bu noktada belki de insanların sadece kentlerde bulunan yeşilliklerle değil, aynı zamanda kentlerin dışında bulunan yeşilliklerle olan ilişkisini de pekiştirebiliriz. Belki de bu noktada insanlığın gerçek erdemliğinden ve çevre etiğinden gerçek anlamda bahsedebiliriz. İnanıyorum ki mezun olduktan sonra kente olan yaklaşımım, çevre etiği dersi çerçevesinde aldığım çevre, etik, insan ve doğa kavramları çerçevesinde yapacağım tasarımları olumlu anlamda etkili edecek. Ve böylelikle sadece binaların ya da insanların binaları kullanımı üzerinden değil, o binaları yaşanabilir kılan, insanların içsel deneyimlerini belki de daha keyifli hale getirebilecek yeşilliklerle bu tasarımlarımı pekiştirebileceğime inanıyorum. Bu yolculuk her mevsimde güzel olan bir ormanda, ona duyduğumuz sevginin bizi sürüklediği düşüncelere doğru bir gidiş oldu. Samet Şef, Dilek Çeşmesi'ndeki yedi ayrı sudan içenlerin hayallerinin gerçekleştiğini söyleyince, kışın yağan karların tadını taşıyan sudan kana kana içildi. Her ne kadar tutulan dileklerin gerçekleşmesi için kimseye söylememek gerek deseler de, bu dilek ancak herkes duyarsa gerçek olur diye düşündüler. Sonsuza dek doğayla konuşabilmek ve anlaşabilmekti dilekleri.